Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geçen sene dikilen bir zeytin ağacımız, fidanımız. Şu anda bu 2 yaşında. Yani geçen sene dikildi. Bu sene 2 yaşında. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğimiz konu şu. Mesela yeni dikilen ağaçlarda biz her zaman tek gövdeyi tercih ediyoruz. Çünkü tek gövdede yani araziyi fazla kaplamıyor, işçilik kolay oluyor. Artı yani o tek gövdelerde diğer gövdeler gibi mesela tabandan 3-4 ayrılan gövdeler var. Mesela ben geçen sene çekmiş olduğum videolarımda o gövdelerin daha sonra ortadan yarıldığını gördük. Şimdi budamadaki arkadaşlar mesela bak şu geçen sene ben şu ağaçları budadım. Bu sene çok güzel verim aldı bu ağaçlardan. Ben budadığımda aşırı derecede bir halkalı leke vardı ve yapraklarının hemen hemen tamamı dökülmüştü. Biraz derin budadım. Yani derin derken arkadaşlarım mesela şöyle bir şey var. Yani arasında kuş geçecek. Bu kuş geçmezdeki asıl amaç arkadaşlar. Yani o kuşun oradan geçip geçmemesi çok önemli değil. Ölçü yani ölçü ne? Güneş ışığını buradan vurduğu zaman arkadaşlar bu ağacın dibine güneş ışığının değmesi lazım. Eğer bu ağacın dibine güneş ışığı değmiyorsa bu ağacımızda mutlaka halkalı leke olacaktır. Yani mantar hastalığı olacaktır. Yani o kuş geçme olayı tamamen şu arkadaşlar. Yani ağacın yukarıdan veyahut da yandan güneş ışığının alttaki taç bölgesinin altına yani vurması yani. Toprağa güneş değecek arkadaşlar. Eğer değmezse ne olur? Alttan işte alttan verim de alamazsınız. Yani o daha sonra o nemden şundan alttaki meyveleri döker. Şimdi arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Adam mesela şimdi 6-7 yaşındaki ağacı tek gövde yapabilmek için bir anda 4-5 tane dalını birden kesip atıyor. Şimdi böyle ağaçlarda ne yapacağız? Her sene bir dalını kesin arkadaşlar. Yani bunu senelere paylaştırın yani. Şimdi zaten gövde kalın. Gövde kalın olunca bu sefer yukarısı ağacın gövdesine göre yukarısı cansız gelince ağaç ne yapıyor? Gövdeden daha çok su alıyor, yukarıya depoluyor. Yukarıda bu sefer tamamen ağaç filize gidiyor. Yani kendini koruma altına alıyor. Yani yaprağım az, gövdem kalın. Orantıyı sağlamak istiyor. Ne yapıyor? Dala filize gidiyor. Biz o yüzden yani budarken ağacın altıyla üstünü orantılı yapmamız lazım. Şimdi bunu tek gövdeye düşüreceğim arkadaşlar. Eğer ki bu ağacımız daha büyük olmuş olsaydı, buradan 4-5 gövde çıkmış olsaydı ben bunu her sene bir tanesini alacaktım. Ama bu ağaca şimdi alttan şuradan bir dal çıkmış arkadaşlar. Bunu alacağım. Ve keserken arkadaşlar ağacın dibine çok yakın kesin. Ağaç zamanla kendisi orayı kapatır. Şimdi şurada bak bu dalı daha önceden işte bu dalları bırakıyorduk. Yani bu da bu tarafa gider diyorduk. Oysa başımıza bela alıyormuşuz. Şimdi bunu da şuradan alıyorum arkadaşlar. Aldım. Şimdi burayı yükselttik. Şimdi yeni sene şu dallar meyve verir. Bu dallar meyve verir. Bu dal meyve verir. Şimdi şu arayı sıkıştıran şurada bir dal var arkadaşlar. Bak. Bu. Ben bunu buradan aldım. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Şurada yani şimdi bu şurada bir dal buradan içeri girmiş. Bunu şuradan aldım. Ve şu aradaki arkadaşlar şunlar bunlar hiçbir işe yaramaz. Bunlar anca pamuklu bit yapar. Bunları alacağız. Şimdi ne oldu? Ağacımız bir kademeye girdi. Şimdi yeni sene arkadaşlar şurayı da alabilirim. Ben bu sene buraya meyve verdireceğim. Yeni sene burayı alacağım. Şuradan itibaren artık dağıtacağım ben bu ağacı. Yani şurayı alacağım. Ama bu sene almayacağım bak. Bunlar hep meyve. Bunlar meyve. Yukarısını aldım arkadaşlar. Çok da açmaya gerek yok. Yani birkaç dal aldım. Şimdi şöyle gezelim arkadaşlar. Şurada bak. Şurada bir ağaç var. Evet taşı da olabilir bak. Şimdi bu zamanlarda mesela böyle hani çok acımayın. Yani ağacı aldım işte böyle ağaca baktığın zaman ağaç çok kalabalık gözükür.
ona aldanmayın yani. Önemli olan zaten bu, bunlar meyve vermez. Bunlar daha sonra kökten çıkmış obur dallar. Bunlar meyve vermez. Meyve verecek dallarımız bak şunlar. Bunu buradan alıyorum arkadaşlar. Ve ağacımıza böyle bir şekil, güzellik gelecek. Şimdi bunu aldım. İçe giden şuradan birkaç tane dalı eksilteceğim. Şöyle. Şunu da aldım arkadaşlar. Şunu da aldım. Şurada bak bir tane, bunu da aldım. Bıraktık arkadaşlar bu. Şimdi mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Gruptaki arkadaşların bazısı mesela bir şey yapıyor, sunuyor. Arkadaşlar olmuş mu? Çok acımasızca yorumlar yapılıyor. Gerek yok. Herkes bildiği şeyi paylaşsın arkadaşlar. Yanlışsa düzgün anlatsınlar. Şey yapmaya gerek yok. Hepimiz bu yoldan geçtik. Çünkü biz de zamanında bu işi bilmiyorduk. Şu anda bilmediğim için 13 yaşındaki ağaçlarımın hepsinin 3'er 4'er dal var. Araya traktör girmiyor. İşte zamanında bilmiyorduk. Tabii biz de bunu öğrendik. Seminerlerine katıldık. Kursuna gittik. Şimdi gelelim arkadaşlar şöyle. Şimdi tabandan temizlemeye başlıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da şey söylüyor. Yani makasla ağaç budanmaz. İlla ki testereyle budanacak. Şimdi bunu nasıl testereyle budayacağım arkadaşlar? Yani makasın yeri ayrı, testerenin yeri ayrı. Evet. Bu kadar. Yani birden böyle sıvayıp gitmenin anlamı yok. Ağaç orantılı büyüsün. Eğer ben çok böyle yukarıya gidersem buralardan aşırı derecede filiz verecek. O yüzden yukarıyı büyütmekle uğraşacak ağaç. Yani filizden hiç şey yapmayacak, uğraşmayacak. Gelelim böyle arkadaşlar. Şimdi öncelikle zaten şu topraktan çıkan şeyleri alacağız. Yani buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunu eğer ki bu sene yapmamış olsaydınız yeni sene bu daha da zor olacaktı. Bazı dalları da kesmek istemeyecektiniz. Emek emek büyüttüm ben bu ağacı, nasıl keseceğim falan diye. Onları kesmek istemeyecektiniz. Evet. Şurada. Arada bak şu dalı alıyorum. Çünkü niye? Hem buna hem buna baskı yapıyor. Çünkü ben buradan sonra ağacı böyle artık açacağım. Açacağım için de arada baskı yapan dallar alacağım. Ve şu içindeki arkadaşlar şunlar. Bunların hiçbir şeye faydası yok. Bunları alacağız. Şimdi arkadaşlar mesela bak. Şimdi ben bu dalı bu tarafa verdim. Bunu buraya verdim. Bu dal burada. Daha sonraki bırakacak olduğum şu dal bak. Bu dal iki dalın ortasına kalacak. Aynı zamanda şu aradaki şu mesafeyi koruyacağım. Yani meyveye bindiği zaman bu dal aşağı eğildi mi? Bu dal da böyle eğilecek. Ama bunun mesafe çok kısa olursa bu böyle hep böyle birbirinin içine girer. Meyveyi boğar. Meyve alamazsınız. Ağacınız gayet rahat olacak. Açılmış olacak böyle. Dabanını da elinizden geldiğince tek göğde yapacaksınız. Şimdi geçen sene demiştim arkadaşlar. Şu ağaçlarda budama yapmıştım ben. Çok sıktı. Aşırı derece sıktı ve gövdesi yemyeşil yosun olmuştu. Ben bunu öyle açtım ki yani güneş ışınları tamamen gövdeye vurdu ve dabanda güneş ışınları değdi. Geçen de arıyor, teşekkür etti bana, çok güzel verim aldım dedi. Bugüne kadar hiç böyle verim almamıştım dedi. Tabii böyle olunca insan mutlu oluyor yani, seviniyor. Emeğinin karşılığını görüyor. Arkadaşlar tek gövde böyle. Bunu da budayım sizin için. Bak şurada yandan giden bir dal var. Hiç acımayın arkadaşlar. Burada alacak başka. Şurada bir dal var arkadaşlar. Şunu alayım. Arayı temizleyeyim şöyle. Evet. Yapmamız gereken bu kadar arkadaşlar. Yani daha sonra yani bunu şurayı da alabilirim. Şu çataldan sonra bırakırım. Bu sene yalnız bunlardan meyve alacağımızı tahmin ediyorum ben.
O yüzden şey yapmayalım. Budama her sene olacağı için bir anda budamanın bir anlamı yok. Bunu her sene mutlaka budama yapacağız. Ağaca şekil vereceğiz, ağacı yönlendireceğiz. Ağacı biz yönlendireceğiz yani. Bizim istediğimiz gibi büyümesi lazım. Mesela atıyorum yarın bu ağaçlar çok büyüdüğü zaman, işte bu aradan traktör geçmediği zaman ne yapacağım o zaman? Ağaçların ucunu biraz alacağım. Yani kendi şeklime göre, yani istediğim şekilde göre ağacı o şekilde budamasını yapacağız. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar sıraya doğru. Bak ne kadar güzel gözüküyor ağaçlar. Bir de budanmamış olan yer mesela şöyle. Bak tabandan o öyle, o öyle. Yani ağaç hemen tabandan çatallanmış, bodurlanmış. Ben bunları hep tek gövdeye çıkaracağım arkadaşlar. Evet, bu da arkadaşlar tabandan itibaren büyümüş. Bunlar geçen sene ben biliyorum, evime çok yakın burası. Oradan takip ediyorum. Sürekli yani haftada bir suladılar, tankerine su çekip suladılar. Normalde işte şu anda geçen sene diktiler. Bak bu sene maşallah benim 1.78 boyum. Yani 1.80 boy olmuş arkadaşlar. Şimdi bunda farklı bir şey göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar ben bunu sıyıracağım. Hiç acımadan alacağım. Buraya kadar aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şu aradan bu aradan alacağım. Bak şurada arkadaşlar bu içine baskı yapıyor bak. Çünkü ağacın dağılma noktası burası arkadaşlar. Ağacın dağılma noktası burası. Buradan sonra artık ağacı açacağım. Şunu aradan aldım. Belki ileriki bir zamanlarda ben bu ağacı buradan bırakır. Yani ikinci bir şeyi şuradan bırakırım. Hatta şöyle yapayım. Şimdi şu arayı alayım. Aldım. Burayı aldım arkadaşlar. Şimdi şunu ellemeyeceğim. Bu sene meyve versin. Yeni sene belki bunu buradan keserim. Şimdi birinci kademem benim buraydı bak. Şura. Bu dal bu tarafta. Bu dal bu tarafta. Bu da zaten yüke bindim. Bu da bükülür. İkinci kadememi buradan başlatıyorum. Bak bu bura. Bunu bu tarafa yayacağım arkadaşlar. İkinci kademem benim burası. Şuradan aradan şu ufakları da alıyorum. Evet. Ağaç bu arkadaşlar. Yani bunun arasından güneş de geçer. Bu yeni sene inşallah Rabbim ömür verirse ben bu ağacın size tekrar videosunu çekeceğim. Yani bunun şu anda o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Yani bunun her dalı meyve dalı. Ve hiç sıkışmayacak. Gayet rahat büyüyecek. Şimdi bazıları şey yapıyor. Büyüyen bir ağacın tepesini kesiyor arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim sana, şimdi çocuğun üzerinde sürekli küçükken çok ağır bir yük yüklersen o çocuğun fazla boyu büyümez. Bu da aynı onun gibi. Şimdi büyüyecek bir ağacı sen büyütmeye çalışacaksın. Yani bunun tepeyi kestiğim anda arkadaşlar sen bunu ne yapıyorsun? Bodurlaştırıyorsun. Tepe kesilmez. Bunun her dalı meyveye bindim aşağı dönecek. Bura gitmeye devam etsin. Çünkü bunun boyu daha az. Yani 4 metre 5 metre zeytin ağaçları var. Yani bu adamlar biliyor da uzatıyor bu kadar. Ama sen tutar da sırf işçilik kolay olsun diye ağacın tepesini kesersen ağaçtan en fazla alacaksın 20-30 kilo. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim hedefimiz her ağaçta en az 50 ile 100 arasında meyve almak yani. O yüzden ağacın tepesini mümkün olduğunca kesmeyin. Çünkü önemli olan ağacın tepesine meyveyi tutturmak. Meyveyi tutturduğun zaman ağaç zaten otomatikman aşağı doğru dönecek. Yani bunu da arkadaşlar söylemiş olalım. Sormak istediğiniz şeylerde zaten genelde cevap veriyorum arkadaşlar. Bazen kusura bakmayın, veremediklerim oluyorsa kusura bakmayın. Genelde vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar telefonla arıyor, bazıları mesaj yazıyor. Bazı da kanalımda, Yunus'un çiftliği kanalımda oradan yazıyorlar. Onlara cevap veriyorum. Şimdi bunu tek gövdeye gösterdim arkadaşlar. Daha sonra bunun tabi büyük ağaçları da bu sene budama yapacağım. Geçenki seneki videolarım da var YouTube'da. Yunus'un çiftliğini takipte kalın arkadaşlar. Tüm videolarımı da orada göreceksiniz. Sormak istediğinizde her zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.